Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. 3 viski deniyoruz serisinde biliyorsunuz her hafta ben, her hafta olmuyor gerçi programda. Ben yanımda da bir konuğum oluyor. 3 tane viski blind tasting yani markasını bilmem neyini görmeden tadıyoruz, üzerine konuşuyoruz. Ondan sonra aa şu şişeymiş. Bak sen Allah'ın işine falan gibi şaşırıyoruz. Hayat devam ediyor. Şimdi normalde ben konuklarımı alıp konuklarımı ben şaşırtıyorum. Fakat başka bir videoda da izah ettiğim üzere bugün Bursa Viski Kulübü'ndeyim. Barış Eren yanımda. Barış abinin viski bilgisi, koleksiyonu, cart, curt her açıdan beni rahat 3'e 4'e katlar. Yani hani siz beni uzman bellediyseniz abim burada hani asıl adam burada. Haliyle bugün şöyle bir şey yapalım dedik. Bu sefer ben bilmiyorum ne tadacağımı. Bugün sen şaşıracaksın. Ben şaşıracağım. Hikayeleri de senden dinleyeceğiz. Abi selamlar işte. Tekrar geldik buraya. Hoş güzeller geldiniz. Güzeli bir koleksiyon. Türkiye'de bulunmayacak ürünler. Ankara viski sırafı desen o tarafta çok meraklısı var bana çok soruyorlar. Single maltlar desen bu tarafta. Çoğunuzun içtiği pek çok popüler viskiyi sordum. Barış abi böyle yaptı. Şey yapmıyoruz falan dedi. Biz oralarda yokuz çekti yani. Biraz böyle artık sen viski müzesiyle karışık bir noktaya çekmişsin kendini. Yani şöyle diyebilirim. Onu da içtiğimiz için artık bulundurmuyoruz. İçtik biz onu vaktinde. Elbet içtik. Elbet içtik. Artık bulundurmaya gerek yok diye düşünüyorum. Aynen. Hani onu şey gibi düşün. Hani level 1 şey mafya level 20 boss falan gibi düşün. Hani insan level ilerledikçe bir süre sonra bazı şeyleri geride bırakıyor. Ama her iş için her konuda da böyle aslında. Her konuda da böyle. Abi bugün nasıl bir blind testing? Bu arada ben bugün hiç bilmiyorum ne içeceğimizi. Bugünün konsepti ne? Oradan sorayım sana. Bugün İskoçya'nın dışındayız. Hı-hı. Pek bilinmeyen damıtım evlerindeyiz. Seni şaşırtabileceğini düşündüğüm. Yani aslında biraz ufuk açmak istediğim bir line-up'tayız. Hı-hı. Şöyle ufuk açmak istiyordum. Çok hep şey takılıyor insanlar. İskoçya kraldır. En iyi viskiler İskoçya'da üretilir. Bundan geri kalanı ya bir yaramaz görüşü hakimdir. Hı-hı. Genelde herkes için söylemiyorum. Şimdi bu görüşü seninle tartışacağız. Hı-hı. Onun için de İskoçya dışından şaşırtabilecek farklı damak tatları verebilecek bir line-up hazırladım. Ama göreceğiz beğenecek misin, beğenmeyecek misin? Yine İskoçları mı tekrar konuşacağız? Göreceğiz. Abi, peki şeyi sana sorayım bu tadıma geçmeden önce. Biraz bunlar da buharlansın o arada. Bursa Viski Kulübü olarak siz ne yapıyorsunuz? Nedir bu kulübün amacı maksadı? Bu kulübün amacı aslında kendi aramızda iyi viskileri içebilmek, iyi sohbetler edebilmek için kurduk biz bu kulübü. Ama bir zaman sonra biraz açık söyleyeyim. Misyoner haline geldik. Şöyle ki bizi herkes biraz daha isyankar, kötüye kötü diyen pek bulunmayan kötüye kötü diyen büyükleri eleştirebilen bir kulüp haline getirdi şartlar. Çünkü bir baktık ki yani herkes güzel gidiyor. Her viski müthiş. Kötü bir viski yok. Peki bu niye? Hani bundan bahsetmeyeceğim ama X, ben beğenmedim. Neden para ödedim buna? Tadı kötü de. Bir de çünkü tadını da alıyoruz. Damağımız bizi kandırmıyor. Evet ya damak yanıltmıyor ki onların söylemleri önemli değilden. Bir zaman sonra bir misyon sahibi hale geldik. Whisky TV'yi kurduk. Orada gerçek görüşlerimizi söyledik. Bizim kimseyle bir bağlantımız yok. Kimseden bir beklentimiz yoktu. Ama bu olabilir de olmayabilir de. Ben şeye karşı değilim. Herhangi bir bağlantılara hiç karşı olmadım. Ama gördüğünü söyleyemeyenlere karşıyım ben. Benim sorunum orada. Bundan dolayı da böyle bir misyon edindik. Böyle de ilerliyoruz. Çok bize göre keyifli. Ne kadar keyifli olduğunu tartışacağız da ilerleyen dönemlerde, ilerleyen videolarımızda. Umarım bu önümüzdeki sene tekrar bu seriyi devam ettiririz. Böyle açıkçası. Bakalım ben, istersen ilk viskiye. Az daha bekleyelim. Ben insanlara hep şunu anlatmak istiyorum. Kendi bölgelerinde, yörelerinde, arkadaş çevrelerinde. Çünkü şöyle bir şey var. Yani artık hani mesela yeni mezundur, hayata yeni atılmıştır. İlk maaşıyla bir viski alıp tatmak istiyordur. Birikim vardır artık bir şeyler denemek istiyordur. Ne olursa olsun viski insanlar keşfetme yolculuğunda her şişeyi kendin alıp iki yudum tadıp kenara bırakacaksan çok zor ve anlamsız bir koleksiyona sahip oluyorsun bir yerden sonra. Halbuki bir ekibin olsa 3-5 kişi bir hafta o bir şey getirir. Öteki hafta sen bir şey getirirsin. Aa ulan bu iyiymiş, şu kötüymüş. Biraz böyle değiş tokuş edebileceğin, paylaşabileceğin. Tadım kulübü gibi. Aynen yani öyle. Ortaklaşa bir şişe alıp 6 kişinin yapabileceği bir tadım müthiş mesela. Tabii. Hem daha doğru bir maliyet. Hem bir de şöyle bir şey var. Ben viskide tek alıp, tek içip, tek bitirme taraftarı olan birisi hiç olmadım. Yani o viskiyi alalım, açalım, seninle sohbet edelim, üzerine konuşalım, tekrar tadalım,
bir saat geçsin, ara verelim, tekrar tadalım. Bir hafta sonra tekrar tadalım bu viskiyi. Tabii. Ya üzerine sohbet edelim. Neler aldık, neler, hani demin konuştuğumuz konuların dahilinde bu da. Sohbeti güzel viski, evet. Muhabbeti güzel, paylaşmak güzel. Ya düşünsene 10 kişi fikrini söylüyor viski hakkında. Beğenmeyen var, beğenmeyen var. Anılarını anlatan var bu konuyla ilgili. O yüzden böyle olması bana çok keyif veriyor. Aynen. Bu blind testingleri bu arada siz kendiniz de yapabilirsiniz. Bir arkadaştan rica edeceksiniz, karıştıracak ya da biriniz bilecek artık grup adına, geri kalanları bilmeyecek. Blind testing'in de önemi ne derseniz, benim görüşüm şu. Viski dünyasının pek çok tuzağı var. Bu tuzaklardan en büyüklerinden birisi de pahalı viski iyidir. Meşhur markanın viskisi iyidir. Macallan viski iyidir. Japon viskisi iyidir. İşte ben örnek veriyorum yani, bazıları çok meşhur. Şu iyidir. Ya dur bakalım, hangi ekspresyonu, hangi yıl? Eski şişesi mi, yeni şişesi mi? Hangi sıcaklıkta? Ulan buz attın içinde, ne ettin? Yani hangi ortamda tattın? Gürültü var mıydı? Aynen öyle. Bunlar dahil etkenler. O yüzden arkadaşlar, markadan, şeyden kopup, arkadaş biz bakın şu an ben ne içeceğimi bilmiyorum. Belki 10 dolarlık, belki 100 dolarlık, belki 1000 dolarlık. Bilmiyorum. Belki 100 dolarlı 1000'den daha çok seveceğim. Belki Amerikan viskisi Japon'dan daha iyi çıkacak. Hiçbirini bilmemek, damağını her şeyi açabilmek açısından blind testingleri yapabiliyorsanız siz de yapın. Bu video serisinde benim aslında insanlara göstermek, öğretmek istediğim şey bu. Markadan, makyajdan, fiyattan arının, keyfinize bakın. Abi gel geçelim birincisine, çok merak ediyorum. Lütfen. Bize nasıl sürprizler hazırladı? Şimdi İskoçya dışında olduğumuzdan ötürü bakalım. Burnu zayıf yakalarsam bourbon diyeceğim. Bakayım patlayacak mıyım? Burnu... Ha! Hiç zayıf değil burnu. Çok yanık lastik kokuları. Tamam. Yanık lastik ve çöp kokusu. Tamam. İnanılmaz yani. Bir şey kokmuş. Buzdolabında bu kokuyu alsam araştırırım ben yani. Derim ki ne oluyor lan? Ne oldu, bir şey, sıkıntı vardı orada. Evet. Hiç diyorum yani, şu kötü kokunun yanına bir çiçeksi bir koku falan. Hiçbir kibarlığı da yok kokunun. Gelmez mi? Gelmiyor. Gelmiyor. Bazen geliyor. Bazı viski de alıyorsun onda. Yani karışıktır, katmanlıdır. Burada böyle dediğim gibi yanık lastik. Böyle bir yerde lastik yakarlar diye etrafından geçersin. Ama böyle sanki biraz çok hafif. Islak havlu kokusu. Vanilya geliyor mu? Çok hafif. Hayır. Sıfır. Bak, ıslak havlu kokusu. Makinede aslında şimdi söyleyince ben de bilinçli olarak aldım ıslak havluyu. Makinede bırakılmış çamaşır kokusu. Nem yani. Nemin böyle şey bir kokusu olur, bilir güzel misin? Ay dersin böyle. Yani iyi kokular vermeyen bir viskiyle başladık bugün. Bunu sevmedin. Maceramıza. Yani sevmedin demeyelim. Sevebileceğin bir tarzdaki bir burun, evet, değil bu. Yani burnu şey, bende kötü çağrışımlar yapan kokulardan oluşuyor. Fakat zaten bu işin de biraz esprisi bu. Yani burnu her zaman sevmeyebilirsin. Bakalım devamında ne anlatacak deyip ilk yudumu alıyorum. Bakalım. Burnu neredeyse tadı da 90 derece, 180 değil. Ama 90 derece döndü bende. Yani burnundan bir şeyler var içeride. Tamam. Ama çok açıldı. Fazla da değil. Açıldı, şimdi şey oldu. Bisküvi, yağlı bisküvi. Tamam. Yağlı bisküvi de değil, finger. Etty finger. Tamam, şimdi daha yakın oldu. Evet, yani böyle tam tanımlama bu. Vanilyasıyla, tereyağıyla, şeyiyle, hamursu bir tat. Ama şey de var, deminki acılıklar, kekremsilikler hala var. O yüzden şey gibi, yani şekerli bisküvin üzerine bir acı badem. Acı badem de işte aslında acı badem adı üstünde. Yani tatlı bir şey yiyorsun ama aslında kekremsi tatlarıyla beraber yiyorsun. Çok güzelmiş tadı bu arada. Kokusu ne kadar itici geldiyse lezzet olarak bunun o kadar çekici. Bunun yanıltıcı olabilir yani burada. Bence yanıltmaktan da öte ben deneyim gibi bakıyorum. Şöyle, bu da böyle kokuyor. Hani İki farklı burun ve damak değişik olduğu zaman bana çok daha fazla keyif veriyor. Aynısını tekrarladığı zaman sanki bazen istediğimi alamıyormuş gibiyim. Şimdi arkadaşlar, hani o denk olup gelebilirsiniz benim kanalı veyahut da Barış abinin kanalı, daha önce izlemediniz. Eskaza demin buraya denk geldiniz. Ne diyor lan bunlar? Falan gibi merakınız varsa. Bir viski tatmanın 3 aşaması var değil mi abi? Onu bir anlatmak lazım. Ya aslında arttırırsın. Gözle bakıyorum falan da dersin de aslında şöyledir. Bir kokladın, koku olarak ne deneyim yaşadın? İçtin, damağında ne tat bıraktın? Attın arkaya, attıktan sonra ağzında bir tat kalmaya, buharlaşmaya, ısıdan ötürü ne esterler, peptitler dağılmaya devam ediyor. Onlar dağılmaya devam ettikçe de ağzında kalan sıcaklıkla viskinin tadı devam eder. Ona da gırtlak diyorduk galiba. Gırtlak boğaz mı bir şey diyorduk yani. Yani
söylenen kavramlar var. Herkes başka şeylerde kullanabiliyor açıkçası. Tek net bir kavram yok. Peki. O yüzden üç aşaması var yani. Şöyle soruyor. Beze. Yumurtalı. Beze, bilir misin? Yumurtayı bilirim, böyle fışı fışı kabartırlar. Bilirim, o bezeyi de azıcık yaktın mı? Tamam. Hem tatlı şekerlidir ama yumurtanın da çok spesifik bir tadı vardır. Ağırlık da verir. Oralardayım. Sende sık içme talebi yaratıyor mu? Hı-hı. Ara verme talebi yaratıyor mu? Yani biraz dursun şunu tadayım. Şöyle yani bence iyi viskiler genellikle öyledir zaten. İyi viski böyle lak lak diye atılmaz. Benim hep öyle bir şeyim vardır. Bu hı-hı, beklet biraz daha biraz sonra al. İki sohbet et. İşine bak. Biraz sonra birazcık daha bak. Evet yani bekleye bekleye içme hissiyatı yaratıyor. En çok his nerede kaldı? Üst damağında, dilinde? Arka damak. Arka damakta. Tamam. Arka damakta bende. Tamam aynı yerdeyiz. Ben de aynı görüşteyim çünkü. Sen neler alıyorsun ve düşünüyorsun buralarda? Seni de dinleyelim. Şimdi açıkçası benim yolum senin kadar tarafsız olamaz. Ben şu anda bunun ne olduğunu biliyorum. Aha. Neler vermesi gerektiğini de biliyorum bu fıçının. Hı-hı. Bundan dolayı hani açıkçasını söylemek gerekirse seninki çok tarafsız oluyor. Hı-hı. Benimkini de ben başarılı olarak adlandırabilirim. Çünkü bana belli bir keyif veriyor. Denge var. Yani var. Bir taraf hiç rahatsız etmiyor. Yani her tarafta bir denge sahibi. Bu damakta böyle şey tatlar yoğurmuyor. Buğday çavdar gibi tatlar da mesela. Var. Şimdi içtikten sonra dilimle damağımı böyle bir şey yapıyorum. Tahılsı. Tahıl, evet. Buğday tahılsı çavdar. Tahılsı matalar geliyor. O böyle şey vardır ya. Etinin işte eti burçak, eti sultani falan. Hı, tamam evet, çok oralar. Yakın. Aynen. Çok yakın. Yani aslında. Böyle şekerin de biraz tabii. Şeker burada alkolün içinde arkadaşlar. İçeceğin içinde, pardon. Viskinin içinde şeker yok. Ama o kadar şekerle bağdaştırdığınız tatlar ve kokular alırsınız ki yer yer. Çoğu viskide şeyi doyarsınız. Portakal, çikolata, vanilya. Portakal, çikolata, vanilya zaten bir sürü tatlının ana unsurlarından. Şeker olmayan yerlerde çok şeker tadı veyahut da şeker hissiyatı alındığı da oluyor. Öyle diyelim yani. Abi kokudan kötü başladık ama lezzet hı-hı, damakta kaldıkça çok iyi bir yerde kaldı. Yani bunun damağı mı? Çok iyi. Ne diyorsun? Çok iyi, çok iyi. Yani söyleyeyim. En beğendiğim yeri şu oldu. Koku değil. Koku deneyimin parçası. İçtim. Ağzımdaki tadı çok güzel ama yuvarladıktan sonra ağızda kalan tat müthiş ve uzun kalıyor. Rafta bulsan alır mısın? Bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Bu filtresiz olabilir mi? Tabii ki. Çünkü damakta yağlı bir his bırakıyor. Bu yağlar hala devam ediyor ve hissediyorsun evet, değil mi? Uzun kalıcılığı var. Bunu da daha bu sabah biz bir muhabbet ettik. Ya dedik abim şu filtre olayı. Şimdi ben mesela arkadaşlar filtresiz viski diye bir şey var. Başka bir videoda inşallah daha uzun anlatırız. Non-chill filtered diye bir muhabbet var. Bazı viskileri filtreliyorlar. Daha berrak gözüksün diye. Bu berrak gözükmeyeli viskinin tadının gittiğine söyleyen çok var. Ama hiçbir etkisi olmuyor diyenler de var. Ama aynı insanlar size viskiye 3 katı su koyun falan da diyen insanlar. O yüzden çok şey kale alamıyorum. Haliyle bir sabah biraz Barış abiyle muhabbet ettik. Abi dedim sen benden daha çok tattın. Allah aşkına yani bu filtrenin gerçekten etkisi ne? Dedi ki yağlar. Damakta dedi bir farklı bir yağlı bir tat bırakıyor. Bu yağlı tat insanı daha çok etkiliyor, şaşırtabiliyor. Bak daha doğru, senden sabah öğrendiğim numara ama evet, insan bir kere öğrendikten sonra rotayı... Geri gelemezsin, bisiklet binmek gibi bu. 5 dakikadır konuşuyorum, damağımda o tat yapıştı, şu an gitmiyor. Su içmeden de gitmeyecek muhtemelen. Yani viskinin, tabii, nasıl söyleyeyim ben sana, viskinin fiyat performansını anında arttırdı. Ağzımda tadı daha uzun kalıyor. Daha çok keyfini sürüyorum şu anda. Rafta görsen alırdın. Şu andan sonra alırım. İyi bir noktaya geldim. Burunda iyi değildim. Hı-hı. Şu anda şeyim, ha bu okey ya dedim. Nedir abi? Evet. Şişemizi de alalım. Çok merak ettim. Geliyor. Şişemiz. Hellier's Road. Hellier's Road. Tazmanya. Bak bak. 15 yıllık. 15 yıllık bir Bourbon fıçısında beklemiş. Avustralya'dan. Evet. Vay, Avustralya'nın vay, Tazmanya vay, bölgesi. Başka terroirler demiştik. Başka hı-hı, topraklar konuşacağız evet, demiştik. Evet, evet, evet. Hiç... kolay kolay beklenmeyen burada da viski yapılıyor mu denen yerde şu anda 45 damıtım evi çalışıyor. 45 damıtım evi var Tazmanya'da şu an. Tazmanya'da evet viski üretiyorlar ve Hellier's Road da buranın en ünlülerinden biri. Hatta son birkaç aydır ödül yağıyor Hellier's Road'a. Bu da çok keyif veren, çok dengeli viskilerinden biri gördüğümüz gibi. Türkiye'de bulabiliyor muyuz? Tabii ki bulamayız. Maalesef. Tabii. Umarım bulabiliriz ileride. Biz talep edeceğiz. Tabii belki talep edeceğiz bugün. Aynen öyle. Bizim hep kulüp olarak ses çıkarma, senden de bunu istiyorum. Hı-hı. Ses çıkarma talebim, ses çıkarma isteğimiz bu yüzden geliyor. Hı-hı. İstiyoruz arkadaş. Daha iyi viski. Getirin istiyoruz, alacağız. Hı-hı. Göreceksiniz hemen bitecek. Biz 10 bin şişe getirin. Hiçbir zaman istemedik. Hı-hı. Ama
özel yani yeni bir şeyler denemek isteyenler için getirin alacağız şu yani. Şu Şivas 12'den 10 kamyon geliyorsa bir koli de şundan gelsin kardeşim. Bir palette bundan getirin. Aynen. Göreceksiniz bitecek. Bilmiyorum. Şey güzel. Şimdi değerlendirmeyi sen yap. Şite şey çok ilginç. Şimdi bir kere etiket ortaya çıktıktan sonra bu topraksı tatlar. Hı hı. Hani insan Avustralya deyince böyle tabii çok farklı bir iklim. İskoçya'nın tam zıttı bir iklim neredeyse Avustralya'daki. İklimi niye vurguluyoruz? İklimin riski etkisi İklim nedir? İklim çok önemli. Hı hı. İklim çok önemli. Aslında İklim kaderdir diyebilir miyiz? Ya deriz. Deriz şöyle çünkü yani bizim buradaki iklimdeki en büyük beklentimiz yıllanma da oluşuyor. Hı hı. Bu yıllanmaya iklim çok etkili. Yani aşırı soğuk iklimler, yani İskoç aşırı soğuk demeyelim ama soğuk diyelim, hı hı, yıllanmayı uzatıyor. Ve bazı getiriler yaparken bazı götürlerde de bulunuyor. Tazmanya'da ise aynı şey yok. Tazmanya'da biraz daha sıcak bir iklim var. Tamam, nem olanlarını tartışabiliriz, o başka bir konu olsun ama burada yıllanma daha hızlı. Yani şöyle anlatayım, bir 15 yıllık Tazmanya yıllanması İskoçya'nın en az bir 30 yıllık viskisine denk. Yani bu tabii ki biraz esnek kavramlar, netlik veremeyiz. Ben şey diyemem, 32.6 yıl diyemem. Ortalama bir rakam verdim. Bu yüzden Amerika'nın da mesela daha uzun yıllanması Bourbonlarda da. Evet, önemli. Amerika'da bazı farklılıklar da oluşuyor, onu da konuşmak lazım. Çok kısadan belirtmek lazım. İskoçya'da affedersin. Alkol oranı yıl geçtikçe düşerken Amerika'da alkol oranı fıçıda bekledikçe yükselir. Hı hı. Mesela bu da rutubet, daha doğrusu nemle ilgili bir konu. Onda başka bir konu videosu olsun. Tabii. Burada çok bölmeyelim. Hı hı. Ama Tazmanya viski için çok uygun bir terroir ve ilerleyen yıllarda seninle daha çok Tazmanya videosu yapacağız. Muhtemelen konuşacağız. Hint viskileri girdi piyasaya, milleti bir şaşırttı. Tazmanya şimdi Avustralya tarafından, hı-hı, bir girişler var. Kaç senedir Tayland? Kavalan neresiydi? Tayvan. Onlar konuşuluyor bayağı bir zamandır. Her iklimde... Kavalan çok başarılı olarak geliyor. Her iklimde kendi farklılıklarıyla avantaj geliyor. Avantaj ve dezavantajlara sahip. Aynen öyle. Yani buradan şeyi çıkaramıyoruz. En iyi viski İskoçya'da üretilir. Yok. O öyleymiş. Avantajlar da var, dezavantajlar da var. O yüzden şey diyemeyiz, en iyi viski İskoç viskisi diyemeyiz. Şunu diyebiliyoruz, en iyi know-how'a İskoçlar sahip. 200'den fazla yıldır viski yapıyorlar ve çok yüksek bilgiye sahipler. Ama arkadan gelenler çok hızlı. Evet, evet, evet. Bir de viski sektörü dünyada büyüdükçe belli ki insanlar da yatırım yapacak. Tabii. Ama şeye de şaşırdım. Ya Avustralyalılar, sen ne ara viskiyi kurdun da 15 sene ne ara beklettin de ne ara sattın bunu? Şimdi haberim bile yoktu. O kadar büyük yatırımlar var ki. Mesela, görüyorum. O kadar büyük yatırımlar var. Uluslararası havalimanlarında çok fazla Çin reyonları. İsmi, viski de değil onlar artık, başka bir içecek. Pirinçten yapıyorlarmış. Evet, o viski denmiyor ama şöyle dev firmalar da Çin'e çok büyük yatırım yaptılar. Ha, okey. O damıtım evleri geliyor. İleride bunları da çok konuşacağız. Abi, yani Çin'in şöyle bir avantajı var. Toprak o kadar büyük ve o kadar fazla boylamı aynı anda kapsıyor ki adamın kuzeyi ile güneyi arasında iki farklı viski çıkar. İkisinin de tadı çok farklı çıkar. İstediğin terroirde istediğin viskiyi yapabilirsin. Hükümet öyle bir destekliyor. Şansları var. İşçilik ucuz. Bunun çok başka sonuçları olacak. Hadi bakalım. Viski sektöründe de acaba Çin fethini bir süre sonra görecek miyiz arkadaşlar? Abi bir suyumuzu içelim. İnsanlara da hatırlatalım. Arkadaşlar, mutlaka. Viski zarhoş olmaya içmeyin. Zarhoş olmaya içiyorsanız bizi izlemeyin. Zarhoş tayfaya bizim anlatabileceğimiz çok bir şey yok. İçip kendinizi dağıtıyorsunuz, bizi de rezil ediyorsunuz. Şurada bak, damak tadıyla kültür konuşuyoruz. Üçüncü dubleden sonra ister Black Label için ister Springbank için bir şey fark etmemeye başlıyor. Hı hı. Bu da niteliği öldürüyor, gerek yok. Tabii. Bam bam içmeyin tadını çıkararak için. O yüzden ben çok merak ediyorum şu an ikinciyi. Evet. Geçelim mi? Geçelim. Geçtik. Aldım. Şimdi tabii ki başka bir ülkedeyiz. Aa, Allah Allah. Çam. Çok. Çam ormanı. Çok bariz. Ama şey, yemişli. Yani böyle kırmızı kırmızı yemişler var dallarda. Bir böyle... O kadar isimlerini bilmiyorum ki. Kırmızı... Yol kenarında yetişen, tamam, ekşi, tadarsın böyle, tamam, ağzın içi böyle olur, vay yandım olursun. O kırmızı yemişlerin ismi neyse işte onlardan. Öyle feslen, börtlen falan değil de sağlam sert bir şey bu.
Yani çam ormanı kokusunu onlar da mı karışıyor? Evet evet. Kokuda konuştuğumuza göre. Evet evet. Ha, biraz onlar da geliyor arkadan. Tabii. Zaten böyle şeydir ya. O ağaçlarda da bazen böyle yemişler çıkar ya bazen. Hı-hı. Yani şeyli. Ekşi yemiş, onun çürümüşlüğü, akışmışlığı biraz o böyle şey yedikçe, mevsim geçtikçe şey çam kokusu en çok nereden geliyor? Çam kokusu en çok çamın öz suyu gibi böyle bir sıvısı akar ya sarı. Reçine. Reçine. Hı hı. Reçinenin bir böyle keskinliği olur, acı. Hı hı. Onlar çok vuruyor şu anda. Çok güzel. Deminkine göre bunun bu müthiş. Daha yukarıda. Bunun burnu benim için çok iyi mesela. Tamam. Bu parfüm olsa sıkılır. Bunu ver. O kadar. O zaman için. O eski yeşil şey neydi parfüm? Pino. Hiç bilmiyorum. Ah. Ben de Kürkçüyan markasını biliyorum diyordum onlara. Ver Tom Ford'a, Kürkçüyan'a koysun şişeye tatsın yani. Şu tamam. An bence bunun kokusu... Hatırlarsam söyleyeceğim birazdan o eski yeşil şey. Ben biraz yaşlı olduğum için sana göre hafif, biraz değil bayağı. Estağfurullah, hafif deri koltuk şey mobilya. Ama ne mobilya? Mobilya demek ne demek biliyorum? Mobilya demek ağaç cila demek. Cila diyelim. Cila olabilir. Cila. Ama biz daha çok cila diye tanımlarız. Okey. Cila. Bir böyle hani girersin... Kardeş dolabı kaça yapıyorsun diye soracaksın. Bir burnuna bir tamam, koku vurur. Tamam, o arada şeyi sıkıyor olur böyle. Gözlerine kaçar falan. Ya dersin usta şunu bırak da aynen. Konuşalım. Aynen. Tam oradayım şu anda yani. Çok ilginç ya. Yani resmen bir böyle aşırı gür ama tundravari. Yani şeydir biz Akdeniz ormanı falan gibi bir yer değilim. Soğuk bir orman burası. Soğuk iklim ormanı. Hı hı. Soğuk iklim ormanında yürüyorum yapayalnız. Girmişim bir şey içerisine. Ne bu? Yani ahşap işleri yapan bir atölyenin de dışarısındayız gibi bir yere ışınladı bu koku beni. Viski biraz da budur biliyor musun? Tartışalım. Nerede? Eski anıları konuşalım. Hmm. Senin eski hatırladıklarının üzerinden gidelim. Eski bir anıyı canlandıralım. Orman Bakanlığı gibi bir viskiymiş bu. Sende nasıl abi? Ben çok cila alıyorum. Hmm. Hem de yani o usta İçeri girdiğimizde şeyi sıkıyor. Hmm, o spreyi sıkıyor, cilayı böyle üzerine mobilyanın son katına atıyor gibi. Yanlış tanımlıyor olabilirim ama ben öyle biliyorum. Ben ama şeydir bu arada, parfümde de şeyi çok severim. Erkek parfümünde deri kokan parfümü çok severim yani. Şey isterim özellikle. Girdim içeriye derim ki deri kokan ne var? Hani bir Tom Ford'da vardı o. Tom Ford'un demiştin. Bir tane Ombre Leather diye bir tane parfümleri var bayılırım mesela. Bayılırım ben ona ama sıkamıyorum, benim sorunum var. O tabii çok şeyli. Bu arada ben çok viski içtiğim için parfüm sıkamıyorum. Tabii. Bana uygun değil yani, kullanamıyorum ben. Düzenli viski içtiğim için parfümle viski yan yana olacak bir şeyler genelde değil. Benim de değil. Hayatta parfümden aldığım keyfi viski arttırdı. Viskinin tadını anlamaya başladıkça... Bak bu da müthiş. Şimdi giriyorum parfümcüye. Eskiden rafta ne bulursam alırdım. Erkek parfümü baskı sıkıp geçiyordum. Şimdi böyle şey oluyor. Bir dakika lan bunu ben beğenmedim falan. Hani öbürünü getirdim. O mantıklı. İnsanın şeyi açılıyor. Burun damağı açılıyor değil, burnu açılıyor yani. Abi tadıyorum. Bakalım çünkü mı? Ben bunu koklamaya doyamam. Bu video bitmez. Fıs fıs diye 10 dakikadır ses kaydı veriyoruz millete. Bakalım damak uyacak mı? Damak çok şekerli. Buruk. Tatlı var ama biraz buruk ama böyle burukluk şey, da var. Ne burukluğu bu? Şey gibi değil öyle. Ceviz fındık burukluğu değil de. Böyle tatlı, bazı tatlı hamurusu tatlıların içerisine çok tadına gitmeyen böyle kakule makule gibi, hı hı, ters baharatlar koyarlar. Hı hı. O böyle o baharat umami bir tat verir. Umami'den kastım yani böyle umami aslında başka bir kelimesi yok onun. Ekşi kekremsi bir tat verir böyle. Hı hı. Bu arada damak burnu destekler. Hı hı. Yani tattıktan sonra tekrar koklamak çok kıymetlidir. Biraz daha değişir. Hı hı. Değişti mi? Tabii yani şöyle oluyor. Değişmedi. Az önce tattığım şeyin kokusunu daha rahat alır oldum. Yani aslında burada deminden beri böyle cila, hani reçine falan gibi söylediğimiz şeylerin damaktaki etkisi deminki etki işte. O şey şekersinin içerisinde bir böyle kekremsi bir şey var. O bahsettiğim şey gibi. Mesela haşhaşlı çörek. Hı hı. Hani haşhaşlı çörek böyle yersin tatlıdır. Ama bir yandan da o haşhaşın bir basıklığı vardır ya insana böyle. Evet. Aşırı da tatlı bir şey yiyormuşsun gibi olmaz. Öyle bir yerlere götürdü şu anda bu viskinin damağı beni. Güzel tanımlama oldu. Heller's Road'da burun dava sattı sana göre. Ama damak daha iyiydi. Şimdi burun mu damak mı? İkisi de çok iyi bende. Bu viski çok iyi gidiyor benim için şu anda. Şey bir viski yani. Oo hani. Nerenin viskisidir bu? Atabilirsin Firi, önümüz açık. Bu Amerika ise çok şaşırırım. Çünkü burnu çok iyi. Amerika'da ise özel bir ekspresyondur belki. Yani göreceğim onu.
Hiç bana böyle Sherry'miş, Oloroso'ymuş, bilmem neymiş, oraların alışkanlıkları hiç burada yok. Tamam, güzel. Çok alıştığımız yerler olan işte İskoçya'nın böyle ne diyeyim, vanilyaları, portakalları, otsu çiçeksileri, o hiç yok. Peat desen hiç yok. Yani şu ana kadar kafamda eşleştirdiğim yerlerin çoğuna hiç gitmedim. Tamam. Kekremsilik acaba diyorum, şaraptan maraptan, kanyak manyak kenarlarından bir yerden geliyor olabilir mi? Bilmiyorum. Japon beklentim yok. Japonsa çok şaşıracağım. Diyeceğim ki helal olsun, Japonlar övüldüğü kadar varmış. Ama popi Japonlardan bir tanesi galiba değil. O yüzden şu an kaybım. Yani tamam. Sen 3 dakika sonra dersen kardeş bu Tayvan. Eyvallah abi Tayvan. Dubai. Hint. Yani Hint olabilir mi acaba? Bak ben daha önce hiç Hint viskisi içmedim. Ama bu derece baharat, bu derece damakta kuruluk. Güzel. Bir Hint viskisi olabilir mi diye beni düşündürttü. Öyle mi diyorsun? Sen olacaksın. Harbi mi diyorsun? Ciddi söylüyorum, olacaksın. Peki. Gerçekten dümensiz şekilde çekiyoruz arkadaşlar. Okey. Gelsin şişe. Hint viskisi mi? Evet. Yok canım, gerçekten mi? Evet. Ha, bak şimdi de. Okey. Arkadaşlar, Indri Single Malt Indian Whiskey. Single cask. Duru cask strength. No cask strength, single cask değil. %57 mi bu? Evet. Ne kadar yumuşak içimi. Bu geçen seninle konuştuğumuzda demiştin ki Hint viskilerini sevmiyordum. Ben de sana demiştim ki sen iyi Hint viskisi içmemişsin. Yok, içmedim. O böyle bir ara bundan kaynaklanıyor diye. Özellikle line-up'a bunu koyma sebebim. Şöyle koyuyorum kenara. Rafta alır mısın? Alırım, bu okey. Bu bir show. Ya burada çok güzel bir şeyler var. Hindistan'ın yükselen yıldızlarından Indri. Ağacı ne acaba? Bu baharatlılık ağacından mı geliyor? Bourbon fıçısı. Bourbon mu? Bourbon. Ne bourbon acaba? Ya şey, Amerika artık Tennessee midir? Neresidir? Tennessee mi neresi? Çok şeyli bağlantılı olmadı ama. Bir bourbon fıçısı. Çok ciddi ayrıntı vermemişler. Hiç vermemişler neredeyse. Evet, yok öyle bir insan ayrıntı. Şunun üzerine yazar işte. Abi Allah, aslında o ayrıntıları çok arıyoruz biz. Kadın bayrak sallıyor bilmem ne. Bak, falan bir şey söyleyeceğim. Hadi onu bıraktık. Ben biraz daha derin ayrıntılar arıyorum. Hangi fıçı? Tam net kaç yıl? Evet. Yani bazı firmalar burada ketum, bazıları ise inanılmaz bilgilendirme yapıyor. Yani atıyorum kullandıkları arpadan fermentasyon süresine kadar bilgilendirme yapıyorlar. Ben bundan çok hoşlanıyorum. İlerleyen dönemlerde bunu çok fazla göreceğiz. Rafta görürsen alırım diyorsun. Alırım. Yani şey çok ilginç. Hangi fıçıyı kullandıklarını gerçekten bilmek isterdim. Çünkü bu kadar... Abi bourbon'u biliyoruz. Tek bildiğimiz ama bir yani Tennessee midir ya da başka bir bölgenin bourbon'u mu, Jack Daniels mi? Neresi? Yani ama bu kadar keşke... kuru baharat tadı viskide daha önce hiç almamıştım. O yüzden kafamda coğrafya yerledim sana. Ya aslında bir şey soracağım. Şuradan tutturabiliyor insan bir zaman sonra. Biraz kendini hissettiriyor. Yani baharat hissettiriyor. Japonya'da hissediyorsun. Avustralya'da daha değişik şeyler geliyor. Yani bir zaman sonra tahmin de başlıyor. Bak demin yaptığın gibi. Tabii. Gerçekten de ben çok şaşırdım mesela bunu bir Hint tahmini yapabiliyor olmana. Çünkü çok Hint notası da aşırı şekilde yoktu. Ama elemeden geldim sesli şekilde. Evet yani, abi. Çünkü her yörenin her... Yani şöyle... Sen bunu aniden çıkıp Amerika deseydin, Amerika'da da diyecektim ki abi Amerika'nın bu kuzeyi değil, Texas, Meksika sınırı bir yeridir muhtemelen, tamam, diyecektim. Tamam, doğru. Bu kadar şeyin, coğrafyayı oraya park ettim. Sonra baharatın onun paralelinden gittim yani. Aynen öyle. Bilmiyorum. 2'de 2 geçti mi senin testinden? Bu çok iyi. Tamam. Yani şöyle söyleyeyim, deminki Avustralya, Tazmanya çok iyiydi ama hani ikisinin arasında kalsam bunu alırım. Bu, tamam. Bu gerek burnu, gerek damağı. Şu an kazananımız İndire. Tamam. O yüzden şimdi suyumuzu içiyoruz. Suyumuzu içiyoruz. Biraz daha bir yarım dakika, bir dakika, iki dakika daha sohbet ediyoruz ki geçişi yapalım. Tabii. Şeyde tepkiler nasıl? Viski kulübünde de illa arkadaşlarla buluşuyorsunuz, toplaşıyorsunuz. Getirdim bir Hint viskisi. Mesela ben ön yargılıydım Hint viskisine karşı. Biraz Hint viskisini şöyle görmüştüm Türkiye ile alakalı. Abi zaten Türkiye'de fiyatlar artıyor. Millet ucuz viski getirmeye başladı. Doğru. O klasmandan Kanada viskisi, Hint viskisi şimdi itelemeye başladılar deyip Hint viskisine ben bir ön yargıyla yaklaştım her zaman. Ya aslında ya ucuz viskinin iyi olabileceğinin göstergelerinden birini sana verdim. Bu şişenin normal Avrupa'daki fiyatı 60 euro. Aa, düz. 60 euro. Pek çok standart viskiyle aynı. 60 euro. Yani ülkede çok daha pahalı, çok daha altında viskiler var. Ama tabii. İşte yani biraz daha özen istiyoruz ülkece. Daha iyi viskiler diye. Ben hep şey demiyorum. Çok lüks, eksklüzif viskiler gelmesin ama biz özen istiyoruz. Bunları da tatmak istiyoruz ki damağımızı geliştirelim.
Hep beraber ilerleyelim. Yani bu Fransa'da, İngiltere'de, çoğu ülkede başka şekilde ilerliyor bu işler. Bizi belli bir gruba mahkum edip tabii ilerlememizi bekleyemezsiniz. Beklerseniz %30 litre artar, %24 fiyatlar artar. Bunu bizi bu şekilde götürmemeleri lazım. O zaman sesleniyorum ben buradan. Ey Pernod Ricard, ey Brown-Forman, ey Diageo, May, kim var başka? Mad Dogs. Yok, onlar distribütör. Distribütör. Distribütör kardeşimizdir. Derken, onlar da zorlasınlar. He, onlar da ittirsinler. Ama bilhassa büyük gruplar, global grup. Kardeşim, alım gücünüz var. Bak, burada neler neler kaçıyor havadan. Tamam. Sizi ittirdiğinizi de alacağız. Ona da bilgimiz yok ama arada da güzel viskiler getirin ya. Bu arada cengaverlik yapanlar da var. Onları da söylememiz lazım. Yani Erdoğan Bey, ECP Spritz bu konuda cengaverlik yapıyor. Mustafa Bey, Türk İş Viski Society. Onlar deyim yerindeyse cengaverlik yapıyorlar. İyi viskilere bize ulaştırabilmek için bunları diğer firmalardan da istiyoruz. Ha, onlardan da beklentilerimiz başka viskiler konusunda yüksek. Ama büyüklerden de istiyoruz. Biz isteyeceğiz. Bu arada hani siz bu isimleri nereden biliyorsunuz? Niye bu isimlere direkt spesifik ulaşabiliyorsunuz derseniz şu sebepten. Arkadaşlar, evinizde viskiler varsa alın elinize, çevirin. Arkada kim hangi gruba ait olduğu ve distribütörü yazmakta. Sınırdan legal bir şekilde geçtiyse. Viskileri incelemek lazım. Tabii. Açıp şişeyi içmek değil konu. Yani kim getirmiş? Alkol oranı nedir? Hangi fıçıda? Yani bunun üzerine bu viskiyi internete yazalım, araştıralım, yorumlar nedir? Daha fazla bilgi sahibi olalım. Bu bizi daha ileri götürecek. Ben buna inanıyorum. Seyirciler şunu sorabilir. Ben başka bir videoda mesela viski içerken böyle diye bir hava püskürtme taktiği anlatmıştım bir arkadaşım. Hı-hı. Burada iki viski tadarken de yapmadım. Hı-hı. Çünkü tatları o kadar yoğun ki. Hı-hı. Yani baskın tatlarda çok gerek olmayabilir ama ağır da geliyor hatta. Öyle şöyle de bir şey var ya, kimseyi de kalıba sokamayız. İsteyen istediği gibi takabilir, tadabilir. Ama yani yapmaya ben çok gerek duymadım açıkçası. Bunlarda ben de gerek duymadım. Biraz çünkü zaten ağızla havalandırmak zaten yapılabiliyor. Zaten viski konuşuyor burada. Şimdi kimi viski konuşuyor, kimi viski konuşmak için biraz desteğe ihtiyaç duyuyor. İnsanlar şunu da sorabilir. Su atmadınız içine. Arkadaşlar, kimi viski konuştuğu için işte aslında bu hep birazcık şey. Bazı viski hakikaten biraz kapalı olabiliyor. Bazısı sert olabiliyor. Bazısı filtrelenmiş, sulandırılmış olabiliyor öncesinde. Destek gerektirebiliyor ama bazı viski, bizim burada iki tane içtiğimiz viski, Barış abi çok iyi viskiler seçmiş. Viski zaten diyor ki abi ben buradayım. Sen daha buna artık bir şey atma ihtiyacı duymuyorsun yani. Buz muz zaten bu adamın yanında buz falan diyemezsiniz, öyle bir şey yok. buzda ya, şimdi buzu da çok çok kısa bir anlatalım. Anlatalım. Ben buzu sevmiyorum. Buz düşmanı diyorlar. Doğru, buz da düşmanıyım. Buz neden zarar veriyor? Öncelikle iki tane problemi var buzun. Bir, viskiyi çok hızlı soğutuyor. Ve çok hızlı soğuma bu profillerde, koku profillerinin, tat profillerinin çok hızlı kapanmasına sebep oluyor. Bu zaten berbat. Barış abi, sen güzel güzel anlatacaksın. Ben daha rahat anlatayım mı? Anlat abi. Ucuz ve uyduruk viskiye buz atılır. Atılır abi. İyi viskiye buz atılmaz. Bitti. Yazık olur. Ya yazık olur. Hani abi sen, bir de... Sen diyelim ki çıldırdın, ben buz atacağım. Al kardeşim at. Ama... Buz attıktan sonra ha şurada Tazmanya'nın sırtlarından gelmiş dedemin viskisini içmişin, ha ayak suyu içmişin. Yani siz bilirsiniz. Şey, İstersen en iyi viskiye buz at, sen bilirsin. Ama iyi viskiye buz atmakla kötü viskiye buz atmak ikisi aynı şeye denk getiriyor bizi. Evet abi. Bir de yani başka bir örnek daha veriyorum, ben onu çok kullanıyorum. Çok güzel bir çorba içiyorsun. Hı hı. Çok hoşuna gitti çorba. Her içtiğin bir kaşıktan sonra ben de ona bir kaşık su ekliyorum. Hı hı. Ne olur bu çorba içtikçe? %40 çorba oluyor. Gitgide aşağı doğru gelir. Buz bunu yaratıyor. Yani evet, her içtiğinde daha kötü bir içecek içiyorsun. Hı-hı. Viski için konuşuyorum bunu. Hı-hı. Diyorlar ki sen buza her şeyde karşı mısın? Yok artık, o kadar da değil. Ben kola içerken buz atıyordum mesela. Hı-hı. Gayet de hoşuma gidiyor. Buz atılabilecek viskiler var mı? Var. Hatta var. Şöyle söyleyeyim. Bazı viskiler zaten siz içine buz atacağınız ön kabulüyle blend ediliyor ve piyasaya sürülüyor. Abi bak, yazın gittin, tatildesin. Havuzun kenarına gittin, ya oturdun, uzandın, ya bir şeyler içmek istiyorsun ama beğenmedin diğer grupları. Birisi de dedi ki abi Black Barrel da var, getir iki tane de buz at, ben okey. Mis, aynen hiç öyle. Hiç itirazım yok, tamam. O yüzden şeyde şaşırmayın arkadaşlar, hani bu buz konusu hep tartışılan bir konu. Viskiye buz atılır mı atılmaz mı? Bu biraz şey gibi bir soru, arabayla kaza yapılır mı yapılmaz mı? Yapılmaz mı? Çok net. Yani ucuz bir arabayla kaza yapsan daha iyi. İstersen Maserati'ni şarampole yuvarla ama Maserati'ye yazık olur. Yani
Harcayacaksın sen bunu, ucuz bir şey harca, hesaplı bir şey harca. Aslında kesin biz bunu kıtlığı demek istiyoruz. Kesin kıtlığı. Hadi üçüncüye geçelim. Çok geçelim. Merak içerisindeyim. Tamam, güzel sohbeti yaptık aradaki geçişi. Limoncello gibi böyle parfüm yedik, böyle bir şeyler geliyor mu? Ya abi ben de şeyim şu an. Çok baskın limon geldi. Ama limon, yumurta, böyle bir mutfak kokuları. Yumurta biraz Riesling şarabı vardı da böyle biraz bozulmaya yakın yumurta. Yok yok, öyle bir yumurta böyle değil, şey yumurta. Bozulmaya yakın değil. Çırpmışın da yumurta, yani bir şey katmışın. O kadar yani daha, daha bozulmamış. Tamam. Kıvam katmış yumurtanın, bir kokusu vardır ya. Aa doğru. Hı-hı. Hatta şey maya katılmış böyle, hı-hı, bir tatlanmaya başlar. Aynen. Tamam, o da daha yatkın oldu bundan. Bir yumurta geldi. Yani kötü anlamda değil bu arada bu. Aslında bir böyle mutfağa girmişsin de bir şey hazırlanıyormuş gibi ama limoncello bana çok şey geldi. Böyle limonu bekletmişin, alkollendirmişin artık limon. Limon ve tabii şimdi limon baskın, sonra diğer turunçgillere geçiyor insanın burnu. Güzel bergamot mi? Bergamot. Güzel, çok ferah bir kokusu var. Her şeyde var. Teyit istiyorum. Ha, güzel mi güzel mi tabii ama yani mesela tamam ilkinde okey. Barış abi bu ne ya falan. İyi oldu tabii. Zaten kör tadımın amacı da biraz kafa karıştırmaktı. Abi kötü ben de bir şey koyabilirsin. Biraz da şeyim. Zaten geldim burada bir deneyim. Yani ben viskinin her şişesine deneyim olarak baktığım çok için tabii. En beğenmediğim viskiden bir şey öğrenirim yani. Kesin. Sanki bir turba değmiş buna. Değişme var mı? Var. Turba değmiş ama turbayı dengelemişler. Peated bir şey olduğuna dair bir izlenimim var şu anda. Şişeyi açıklayınca inanmayacaklar biliyor musun? Bu line-up'ı önceden görmüş bu adam diyecekler. Öyle mi? Ciddi söylüyorum. Ya da burnu mu iyi? Burnu. Sana şey yakıştıramadım bunu birden. Şey yapıyorum, şey anlamda demek istedim. Hmm. Gayet iyi saptamalar, çok iyi anlamda demek eyvallah istedim. Abi. Ben de o yüzden blind test benim hoşuma gidiyor çok. Yani çünkü şöyle oldum. Peat var, meyvelerle dengelenmiş. Meyveler çoğunlukla turunçgil. Ülke tahmin etmeye çalışalım ama bir dakika. Daha da, ama daha tatmadım, hemen getirmeyeyim bir dakika. Dur. Bu ağaca yatırılmış, ağaçla dövülmüş. Ağaçla dendirilmiş. Ağaç suyu. Ağaç suyuna dönüştürülmüş. Bu kadar ağaç ağaç lezzetleri ya Amerika'dan ya Japonya'dan içiyorum ben genelde. Eğer onlardan bir tanesindeysek derim ki tamam. Biraz bekleyeyim. Öyle mi? Allah Allah. Bekliyorum. 10 yılı üstad. 10 yılı var. Şekerli tatlar var arkasında. Böyle bir karamel. Hafif. Şekerli tamam. Tatlardan da diyeceğim ki Japon diyeceğim galiba abi. Çünkü Japon, teşekkür ediyorum. Japon çünkü İskoç'tan mal alıp biraz karıştırma huyları var ya onların. Ya fıçı alıyor, ya mal alıyor, ya şey alıyor. Yani dibinden böyle bir şey geldi. O kadar buna kanun engellendi. Artık bir şeyin üzerinde Japon yazıyorsa, hı-hı, ya Japondur, hı-hı, ya Japondur. Yani başka bir şık kalmadı. Ama şey gibi oldum böyle. Aşırı bir hani fıçı dayağından geçmiş ama diplerde bir selamun aleyküm, biz de İskoç'uz. Orada bir selam veriyor. Şimdi şöyle onu da açıklayacağım. Hı-hı. Şişe geldiği zaman. O zaman hadi. Gelsin. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Shizuoka. Hiç duymadığım bir marka arkadaşlar. Hostel W serisi. %100 imported barley. Ha, evet. Nereden imported acaba? İskoçya. Okay. Ama şöyle bizi Japon viskisi diye aldatanlar Japonya'dan viskiyi yüklediler. Hı-hı. Getirdiler İskoçya'da şişelediler gönderdiler. Hı-hı. Shizuoka ile yapmadı. Sadece Alpa'yı aldı. Japonya'da, bütün geri kalanını Japonya'da yaptı. Arkadaşlar şişeleri de getirdik koyduk hani konuşurken daha yapalım diye. Abi bizi kandıran Japonlar diye bir cümle kurmuştun. Oradan devam, evet, edebilir miyiz? Şimdi şöyle, bizi zamanında uzun süre kandırdılar Japon viskisi diye. Hı hı. Gittiler kendi ortak oldukları ya da satın aldıkları damıtım evlerinden viskileri yüklediler tankerlere, konteynerlere neyse getirdiler. Japonya'da ufak bir blend yaptılar, bize Japon viskisi diye, hı-hı, sattılar. Sonra yeni kanun çıktı, artık kanun yürürlükte. Bundan sonra Japonya'da üretilmiyorsa o viski Japon üzerine yazamıyorsun. Hı-hı. Yalnız şey aldanmasına düşmeyelim. Japon markasını koyabilirsin. Hı-hı. Ama hani Japanese viski yazamazsın. Bu ileride gene aldanmalara sebep olacak. O yüzden bir yerde bir ibare görmek gerekiyor. Hı-hı. Japanese viski diye. Japon viskisi içmek istiyorsan şu W'yu da anlatayım mı?
Tabii. İster misin? Niye öyle bir olur. Pot W stil, koymuşlar? Pot stil muhabbeti mi bilmiyorum. Aslında Imbi'yi wood fire dediğimiz hala eski odun ateşinde ısısılan bir imbik bu. Okay, bu çok biraz... nadir. Yani toplasanız bu imbikle bu işi yapan 5-6, dünyada 5-6 damıtı mı var? Amerika'yı bilemiyorum, oraların derinliğine giremeyeceğim. Ama bildiğimiz viski segmentinde sadece 5-6 tane imbik odun ateşiyle yapılıyor. Bunun da karamelize tatlara bazı etkileri var. Daha karamelize bir viski yaratıyor. Daha keyifli olduğunu söylerler. Bir de odun ateşinde pişirdiğiniz yemekler daha keyifli olur derler. Bu bakışsal bir açı ama bilemiyorum, sen ne diyorsun? Turba nasıl tatlar aktardıysa belli ki odun ateşi de kendi tatlarını aktarmış içeceğin içerisine. Biraz çünkü karamelize gelir. Çünkü biraz aşağı çok çabuk karamelize eder. Ben demin içtim. Hemen odun ve meşe ve ağaç ve böyle odun gibi bir yere gidiyorsun. Geldi bir değil mi? Çok güzel geldi. Yani hakikaten böyle şeyi hissediyorsun. İçerken böyle biraz limoncellolar, mutfaklar falan demiştim. Bu sefer bir açtık kapağı, odun fırını böyle. İçerisi ısınmış, yemekler pişiyor sıcacık. Değil mi? Ama yani o İskoç viskisinin şeyi de var biraz o. Ama şimdi stil İskoç viskisine yakın. Tabii. Yani onu da söylemek lazım. Yani yakın bir stilde yapılıyor. Yani oradan... Fıçısı ne acaba abi? Yine bourbon olduğunu düşünüyorum. Pardon, burada bir blend vardı. Birkaç şeyden... ayrı blend yapılmış. 5000 şişelik bir gene. Öyle yine mi? Şey. %55 alkollü. Blend. Yine arkadaşlar, onu da söyleyelim. Filtresiz. Tabii. Ve arkadaşlar renklendirilmemiş diyor bir de. Hiç bilmeyenler için hadi bu videoda bunu söyleyelim. Artık bilen biliyordur. Arkadaşlar, piyasadaki çoğu viskinin, buradakilerin değil ama piyasadaki çoğu viskinin içerisine renklendirici karamel atarlar. Bu karamel tadına hiç etki etmediği söylene gelir. Açık söyleyeyim, ben de tattım da alamıyorum şu an farkını, yani şey yok. Bu karamel dediğimiz gıda boyasının rengi bu arada, yani şey değil. Şeker kavurma değil yani. Karamel rengi ekleniyor içlerine. Sizin böyle bakıp da uff şu viskinin rengine bak, 30 yılda ne güzel olmuş dediğiniz viskilerin alayı karamel, çoğunlukla öyle oluyor. Diğer viskiler gördüğünüz üzere daha böyle açık renklerde kalıyorlar. Ya bu ne kadar açık renk, bundan bir şey olmaz. Tabii. Yani. Gibi bir algı var. Bunun da önüne geçmek lazım. Aynen öyle. Mesela Indire'de renk katmış mı? Hayır. Katmadıysa helal olsun. Tabii, bu renk çok iyi katmadıysa. Hayır. Burada tabii sıcak bir iklim, çabuk yıllanma. Yıllanma, evet. Senin dediğin o şey muhabbetine oradan geliyoruz. Onların 15 yılı öbürünün 30 yılına denk geliyor. Denk geliyor. Bu o yıllanma kadar beklemiş bu iklimden dolayı. O zaman şöyle tabii çok ilginç bir şans olacak. Nasıl Amerika'nın sıcak eyaletlerindeki viskicilerin bazı şansları varsa, Hindistan'ın da, Kavala'nın da, Tayvan'ın da sıcak iklimden ötürü daha hızlı yıllanmış. Ve daha sert gelen. Hava çabuk elde. Aynen çabuk öyle. Ulaşıyorlar know-how'a. Yani İskoç'un 100 yılda ulaşabileceği tecrübeler bir Tayvanlı için 25 yıla yayılıyor. Japon'un mesela önemli. İklimi çok yağmurlu ve nemlidir. Japon'un o yüzden İskoç'la bir göbek bağı aslında var. Zaten biraz da hani stillerin benzeme sebebi de o. Ama tabii Japonya'da da daha sıcak ve daha soğuk bölgeler var. Yani o aradaki farklar var ama asıl soruya gelelim. Hangisi? Şey mi? Bak, kazanan. Fiyatı binir. Ne şu şeyin? Şu son viskinin. Fiyatlarını bir hatırlasana. Bu 60 tamam. Dolar civarı dedin. Civarını bilsem yeter bu arada. Dolar, yani euro kullanırız. Euro. Hep olduğu için 150. Wow. Hı. Okay. 60-70. 60-70. 250. Ne diyorsun? Evet. İki elimle tutarak içmeyeyim o zaman. Bu 250 dolar mı? Tabii. Çok pahalı ya. Abi Hint viskisindeyim ben bu arada. Tamam. Galiba masadaki en ucuz viskiyi seçtim az önce. Ucuz değil, damağına ne geldiyse. Aynen öyle. Zaten başka pek çok videoda da vurguladığımız üzere en pahalı viski daima en iyi viski değildir. Mümkün değil. Çok yaşlı viski çok iyi değildir. Burası baharatıyla, gövdesiyle bana çok hitap etti. Burası dediğim gibi tahta tatlarıyla size hitap edebilirdi. Burası tahılsı tatlarıyla size hitap edebilirdi. Artık yani hep soruyorlar ya, hangi viski? Abi bir yerden sonra da tatmak lazım. Öyle kimse evet. Sana ezbere tavsiye yani veremiyor. Yani damak senin damağın. Senle ben asla aynı değiliz. Sen hangisini seçerdin? Fiyat performans da dahil değil mi? Yok. Değil mi? Yok. 250 değilse dolarım Shizuoka var. İçerdim. Okey tamam. Markete girdin, 250 dolar harcayacağım. Ya şimdi 250 dolarım var. Tamam. Bunu da bir yere harcayacağım. Shizuoka'yı alırdım. Okey. Shizuoka'yı göremedim. Indire'yi alırdım.
Bu ikisi de yoksa zaten elimizde Hellas kaldı. Onu da alalım yani. Bu da şey açısından işte güzel bir şey. Mesela ben burada ne kadar baharatımsı, kekremsi o tatları coştuysam, sen burada demek ki o tahta yağı, İskoç'tan alıştığın bazı damak tatların farklı dokunulmasına coşmuşsun. Burada da çok ilginç bir deneyim var ama. Bunu içtiğime pişman mıyım? Asla değilim. Ben çok iyi viski olduğunu alır mıyım? Düşünüyorum. Alırım. Ama diğer ikisi çok baskın çıktı keyif olarak. Ya şimdi zaten bazı tadımlarda öyle oluyor. Normal bir tadımda 3-4 vasat viskinin yanına koyulduğu zaman efsane olabilecek bir viskinin daha güçlü ya da daha hoş viskiler yanında zayıf kalabiliyor. Bu değerlendirmelerde de çok enteresan. Nereye koyduğuna bağlı. Tabii. Bir de öyle bir durum var. Yani gecenin kazananı bunun yanına 3 tane filtrasyonlu viski koysaydım şu anda Hellas Road için şey yapıyorduk yani. Tabii. Övgüler düzüyorduk. Öyle diyelim. Sevgili dostlar, kapatırken 3'ü de filtresiz, 3'ü de renklendirilmemiş, 3'ü de İskoçya'nın ve Amerika'nın dışından, yani sizin çoğunuzun tükettiği en popüler viskilerin eyaletine, yöresine değmemiş 3 viskimiz var burada. Bu viskileri sizin Türkiye'de herhangi bir rafta bulabilme ihtimaliniz %0 ila %0.1 arasında oynuyor. Yani bulamazsınız muhtemelen. Koleksiyon ürünleri, yurt dışında belki denk gelirsiniz. Aklınızda olsun bunlar. Şimdi diyeceksiniz ki lan bizim bulamayacağımız viskiyle niye şov yaptınız o zaman? Kardeşim, şimdi işte bir yerlere de biz sizi sürüklemeye çalışıyoruz. Sen de evdeki viskinde bir göz göze gel. De ki lan millet neler yapıyor, sen hala burada oturuyorsun. Talep arttırmak, farkındalık arttırmak. O açıdan sizlere farklı viskiler bizlere nasıl deneyimler sunabilir onları bir göstermek istedik. Barış abi çok iyi bir tadım hazırlamışsın. Yani farklı yerlerden çok iyi örnekler getirmişsin. Beni de çok şaşırttı. Yani biraz böyle ben tadımda beni duvardan duvara viski vurunca daha mutlu oluyorum. Kör şeyde, tadımı böyle yapmak lazım. Bence böyle de öyle. Düşünüyorum. Bence de öyle. Tastinglerin böyle gitmesi biraz lazım. Biraz şaşırtması lazım. Ama damağın konusunda... İyi değil mi? Çok iyi. Teşekkür çok ederim. Çok iyi. Ben beklemiyordum. Peki. Tebrik ederim. Ben tadımlarda çünkü şeyden biraz sıkılıyorum. Mesela 3 single malt geliyor. 3'ü aşağı yukarı İskoçya'nın farklı yörelerinin yakın yıllıkları. Şimdi... Farklı fıçı ekspresyonu yok. Beni de bu delirtiyor. Yani beni böyle bir şoka uğratmayacaksa bu kör tadım falan. Yani tamam kör tadım ama ya ben biraz kafam karışsın. Zorlayayım ben. Kendimi zorlayayım. Ne olabilir diye. Bir de şeyde de, sıkılıyorsun. Örnek veriyorum. Kötülemek için değil de mesela evet, geliyor bu Glenfiddich. Evet. İçiyorsun. İşte Distillers Reserve 3 fıçı da bekletilmiş. Tamam güzel içtim. Bir tane daha getiriyorlar. Bu da iki fıçı da bekletilmiş. Kanka ben şimdi o kadar da değil. Yani robot muyum ben oradan? Nasıl onu ayırayım? Biraz üzgünüm. Bizi şaşırtmak lazım. Üzgünüm. Kör tadımın amacı şaşırtmak olmalı. Aynen. Beklenenin dışında fikirleri ortaya koymak olmalı. Belki insanlar kör tadımlarını kendileri yaparlarken bizim biraz sonra İskoç viskileriyle yapacağımız tadımı izleyebilirler. Başka bir şey daha söyleyeceğim. Kör tadım yapma. Aynı viskiyle de kör tadım yapabilirsiniz. 2 damla su damlatılmış, 4 damla su damlatılmış. Buz atılmış. Bir tane de buz atılmış. Yapın. Yapın. Yapın görün. Sonucu görün. Yani hani biz devamlı buz atmayın diyoruz. Tamam atın. Yo, at sonra kardeşim. Yapın tadımı. Tamam aynen. Buyur. O direkt hemen tespit oldu da. Aynen öyle. Sevgili dostlar çok teşekkürler. Can Sungur ve Ruhlar Alemi kanalında her türlü yüksek ruhlu, yüksek alkollü içecekle alakalı birbirinden güzel şovlarımız devam edecek. Barış abi bugün beni konuk etti. Çok harika bir İyi ki geldin. Blind testing hazırlamış. Abi çok teşekkür ederim. Bir videomuz daha biz olacak kanalda. Ederiz. Orada da Barış abilerin koleksiyonunda acayip İskoç viskileri var. Benim de tatmadığım derecede iyi. Biraz da onlara bakacağız biraz sonra. Bir sonraki videoda da onu izlemiş olursunuz. Kendinize iyi baktınız. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.